Giresun'da simaver şey, semaver şeklinde bir minare yapmışlar. De, de, dersin ki olabilir yani adamlar işte bir şeylerine mimariye bir katkıda bulmayayım demişler. Şimdi Rize'de çaydan heykel var da bize niye minare olmasın diye düşünmüşler. Ama abi bu ne ya bu gerçek mi? <laughs> Gerçekten yapmışlar ya. Peki hiç birisi de dememiş mi ya abi? Hani yani cami kutsal mekanımız ne bileyim semaver <laughs> dememişler ve gözlerime inanamıyorum böyle bir şeye. Ve de Ey Hayırlı İşler Yapma ve Yaptırma Derneği Başkanı varmış Ayhan Tufanoğlu. O da eleştirilere yanıt vermiş. Demiş ki kamuoyundan olumlu ve olumsuz tepkiler alıyoruz. Meyve veren ağaç taşlanır. Bize eleştiren kişilerin eleştirisinden korkup taviz verecek değiliz. <laughs> Şimdi düşünsene bakıyorsunuz şuna. Haset içinde bakıyorsun ya bizim köyde niye böyle bir semaverli bir minare yok acaba? Niye bizde semaverli bir minare yok? Diyor <laughs> ki niye olsun yani ne yapacağız semaverden ne akacak yani? <laughs> Ama niye yok? Bak yapmışlar oraya yukarıya da bir tane şey, şey koymuşlar. Transponder mı? Ya işte halkımız eğleniyor. Güzel olmuş. Mutlular mı? Tamam mutlular. Abi, bize ne? Güzel de manzarası var. Böyle şeylerin yapım süreci nasıl acaba? Yani şu fikri nasıl geliyorlar? Şimdi mesela Haliç'teki olayın nasıl olduğunu biliyoruz. Diyorlar ki abi şurada çok güzel bir kupon boy arazi var. E bir iş adamına verelim abi. E işte o da yapar görür yani. Bizim e, sana da biraz olur ona da biraz olur. Yani şey ama burası Haliç yani şey hani koruma alanı hallederiz ya. Bizim adam ya ha ya. Tamam ya. Bari üç kattan fazla çıkmıyor. Yok, çık abi. Kaç? Çık, çık, çık. 4 Ver Allah ne verdiyse ver. Beş, altı, yedi. Çık, 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 çık. <laughs> Abicim karşıda patlikhane bile bu kadar büyük değil yani. ya Çık, boş ver patlikhane, patlikhane. Karıştırma şimdi yani. <laughs> Onun gibi. Esenli'de de bir cami yapacaklar. Düşünsene para toplanmış camiye yardım, camiye yardım. Herkes yardım yapmış. Gelmişler. Mimar gelmiş. Bütün böyle Esenli'li Yardımlaşma Derneği oturmuş. Acaba işte oradaki o kritik fikir kimden çıkıyor? Abi minarenin tepesini semaver yapalım. Kimden çıkıyor? Bu fikir nereden geliyor aklına? Çünkü senin aklına gelir mi? Gelin bir cami yapalım be. sen. Ulan semaver koyalım der misin? Şey, demezsin yani. Peki bu fikir nereden geliyor? Diyelim geldi. Bu, bu şeyin iyi kötü bir mimarı var herhalde. Yerel bir mimar da olsa. Mesela o mimar şey demiyor mu? Ya arkadaşlar tamam biz de bir mimar Sinan değiliz ama yani bir cami geleneğimiz var. Yani cami dediğimiz kutsal bir mekan. Ya yani bu biraz işe hani yanlış anlamayın da sulandırmak gibi olmuyor mu? Demedi mi? Ya da o kuruldaki hiç kimse mesela ya arkadaşlar gözünüzü seveyim yani yarın bir gün Cüneyt Özdemir sarı bir gömlek giyer bunu alır hakara makara yapar şey oluruz demedi mi yani? Dememiş. Böyle de bir güzellik ülkemize hediye olmuş. Rapçi Sefo'yu sahne, sahneden indirmişler. Bodrum'daki konserinde 0.30'da sahnede indiren, indirilmiş. Niye? Gece 1'de yasak başlayacakmış. Sefo da demiş ki bu saçmalık ya bu yasak 1'e kadar değil miydi demiş. Allah'ım ya. Diyor ki arkadaşlar 0.30'da Bodrum'dayız ve ben valinin talimatıyla sahneden indirildim. Bu ülkede gerçekten çok sıkıldım. Ne videosu var bakayım. Ver bakayım ne demiş. Ben beraber. bu ülkede gerçekten arkadaşlar saat 12.30. buçuk saat on iki buçuk Bodrum'dayız abi, ve ben sahneden abi, indirildim. Abi, Valeri abi. Valerik ismiyle Valerin talimatıyla biz sahneden indirildik. Yani ben böyle bir şey bilmiyorum ya. Ben bu ülkede gerçekten çok sıkıldım ya. Çok sıkıldım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Saat on buçuk ya. On iki buçuk. Bire kadar değil miydi bu? Ya bu saçmalık bu ya. Saçmalık ya. Saçmalık ya. Anlam yok ya. O kadar insan geldi buraya. Hukuk mu dediniz biriniz yani hukuk yani aa, yasaklar var yasa kaça kadar bire kadar yani ne hukuk abicim diyorum ya hukuk başından sonuna kadar bak sadece kadın cinayeti değil normal bir şartlarda gidersin valiye dava açarsın dersin ki bize bu kadar şey geldi zarara uğrattı konser düzenledik. 50 bin kişi geldi. Bilmem ne oldu. Şey var. Niye 0.30'da indiriyor? Bu neyin iş güzeldi? Hadi 1'e kadar uzattılar o yasağı. İş Korona yasağı gel. Orada da saçma. Hiçbir şey konuşamadığımız için. Çok gürültülü müzik yapmasınlar. Abi kapalı mekanda yapsınlar. Bana ne? Sana ne? Canlı müzik özendirmeyelim diyor adam. Ya. Canlı müzik özen. Niye? Elektronik müzik daha iyi. <laughs> <laughs> ya neyi tartışacaksın, neyi konuşacaksın? Adamı diyorsun ki ya tamam bence de ben de görüntü kirliliğine karşıyım. Şimdi patlatıyorlar adamlar yine patlatmaya başladı. Dan 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 geliyor akşam inlemeler yani şeyle. Ya sen para kazanacaksın diye ben niye uykumdan oluyorum? Kapat o zaman o zaman yatırımını yap. Oraya ses duvarı yap. Hoparlörünü bilmem ne kaliteli al. içeri çevir. Devlette de gelsin denetlesin. Cezayı kessin ve müziği durdursun. Bir de öyle var. Veriyor cezayı hadi git abicim diyor. O sen müziği devam et. Cezayi verirse iyi yoksa bir de tamam abicim hadi git de diyor. Valilik şimdi Sefo'yu 0.30'da indiriyor. Neden? Abicim hukuk mukuk yok. Kafasına göre takılıyor herkes ya. Adam diyor ki çok sıkıldım diyor Sefa. Sen sıkılmadın mı? Ben sıkılmadım Diyeceksin ki sen sıkılmasan, ben sıkılmasam nasıl çıkacak bu karanlıklar aydınlığa diyeceğim çıkmayacak da bu gidişle yerlerde Siz sıkılmadınız mı yani? Niye abi? Niye adım? Hadi bire kadar yasak. Niye 0.30'da indiriyorsunuz? Neden yani? Neyin kafası, neyin düşmanlığı, neyin şeyi bu hani tedbiri? Vallahi anlamıyorum. Ben de Sefo gibi çok sıkıldım. Sevda diyor ki Porçay'ın durumuna da yorum yapar mısınız? Yaptık. Al biraz geriye göreceksin. Mesut Özil Fenerbahçe'yi takipten çıkartmış. Benim anladığım kadarıyla bir hesapta gördüm. Sanırım e, Twitter'da gördüm. Admin'le kapışmışlar öyle mi? Yani Fenerbahçe e, şeyinin adminiyle hesabını. Ben de öyle bir şey yorum okudum. Doğru mu Kenan? Fener, doğru mu? Fenerbahçe adminiyle şey yapmış. Demiş ki sen beni niye paylaşmıyorsun? O da paylaşırım paylaşmam. Ee, bilmem ne olmuş ve de onun üzerine Mesut Özil de çıkartmış takipten. Doğru mu bu benim dediğim? Ben yani çok ta takip etmiyorum da ee, Hayır bu şu anlamda bir arkadaş diyor ki abi pardon da futbolcunun takip ettiği Twitter hesabı haber mi cidden? Ya haber aslında seksi bir haber. Bak anlatayım ya bu doğruysa yani Fenerbahçe'nin hesabını yöneten adminle kavga edip Mesut Özil çıkart çıktıysa takipten daha önce söylemiştim size böyle bir admin large'lığı var. En son dedim ya Netflix'de vardı yani adam böyle kafasına göre takılıyor işte Disney Plus. O da sahte hesap. Birisi diyor ki ya Disney Plus'a üye olmayan bir Netflix admin'i kaldı bir ben admin yazıyor. Ne ben de oldum. Ha 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 ha. Yazdım bu sayıda yazdım ya vay be iyi yazdın ya çak çak. <laughs> Hiçbir kurumsal şey yok. Şimdi Mesut Özil de yani Fenerbahçe'ye bir tek şey olarak bakmayın bir kurum sonuçta büyük bir kurum, ticari kurum yani. Mesut Özil dediğin adam o kurumun ayda 350 bin euro ile çalışan bir mensubu. Sen düşünsene 350 bin euro ile çarp, 18 ile çarp böyle bir şeyi adam senin 5 bin lira, 10 bin lira verdiğin adminle tartışıyor. Admin diyor ki sen ben sana paylaşmayacağım bilmem ne niye bilmem nesini beğenmemiş. Ha, bu haber değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu bir tek Fenerbahçe ile de ilgili bir şey değil. Ben dedim ya böyle bir admin launchlığı geldi herkese. Kurumsal hesaplarda veriyorlar genç bir arkadaşa. Diyor ki ya bu çok esprili bir şey. Bizim hesabımızı çok böyle organik yönetecek. Öyle şey kurumsal mesajlar atmayacak. <laughs> Abi hani herif orada alaylar çekiyor onunla. Mesajlaşıyor oradan DM'den birini blokluyor bilmem. Kurumsal yapı falan. Sen düşün yıllar boyunca mesela şey kurmuşsun böyle uğraşmışsın. Logolar yaptırmışsın bilmem ne yapmışsın. ne veriyorsun. Sen takıl kafana göre diyorsun onlar da takılıyorlar yani. Eğer bu doğruysa ben doğru olduğundan da emin değilim. Bir, bir iki Twitter hesabında gördüm de o yüzden dikkatimi çekti.